Hayırdır Fırat? Ne bu yüzük? Dün akşam nişanlanmıştım da. Geldiğimde çıkartmışım, orada kalmış. Erkeğe sıkmış. Ne yapayım? Alışık olmayınca. Hanım kızmıyor mu? Vallahi hanımın kızacak o kadar çok şeyi var ki abi. Herhalde o yüzük listede epey bir geride kalır. Senin gibi havardayı alırken düşünecekti. Ne yapalım, kendi düşen ağlamaz. Ben de Nalin'le görüştüğünüzü duyunca biraz umutlanmıştım ama... köprünün altından çok sular aktı. Nalin'in hayatında biri var. Gayet mutlu. Irmak gelmiştir. Buraya çağırmıştım, burada yeriz. Hayatım? Hayırdır? Sekreterin nerede? Evde bekleyecekmiş sizi dedi. Misafirim varmış. Gel. Tanıştırayım. Irmak. Bu da Necati abi. Memnun oldum. Ben de. Ha, Necati Bey, cezaevindeydiniz değil mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben dönecektim de... Fırat beni bırakmadı. Sizin de programınızı bozdum tabii. Ah, yok, olur mu öyle şey? Demek ki buradayız bu akşam, öyle mi? Ben ortalığı toparlayayım bari. Epey bir dağılmış. Hayatım, yüzüğünü unutmuşsun. Kaybolur sonra. Abi çay koyayım yoksa bizim rakı saatimiz geldi mi? Boş ver çayı. Bu manzaraya karşı içilmez mi? Hem rakıyı da unutmuştum. İçilmez mi? Bir Necati abimiz eksikti. Irmak sen de peynir falan hazırlasana. Ben de rakıları koyayım. Yüzüğünü neden takmıyorsun hayatım? Sıkıyor mu? Ben yüzük takmam Irmak. Sen de içersin. Sana da rakı koyayım mı, ister misin? Yok, ben çay koyarım kendime. Hatta ben sizi yalnız mı bıraksam ya? Ablamla Can Nalin nereye gidecekti? Atıf yemek hazırlayacaktı. Yemekten sonra siz de gelin isterseniz demişlerdi ama... belki onlarla takılırım. İyi bakarsın, ben de katılırım size. Zaten Necati abi iki duble içer yatar. Yorgun adam. Ne kadar kalacak bizimle? Bir süre. Şunu da güzel hazırlamışsın. Güzel yaptın. Ne oldu be? Oo, oo, oo. Sen bakma. Yüreğine iner vallahi. Bu ne ya? Aa. Ya manyak manyak konuşmayın. Temizleyeceğiz herhalde. Git şarabını iç, dedikodu yapın hadi. Ben temizliyorum şef, rahat ol. Ya sen şu sarımsakları ayıklasana gerçekten. Ha, doğru. Ha. Tamam be. Nalin'in böyle bozuk hemen yemek yapmamız diye bize bir arayışı vardı. Çok sevdim seni be. Selam. Selam. Yemeğe davetsiz bir misafirin olabilir mi Nalin? Aşk olsun tabii. Ve yeni gelin. Siz bugün yemeğe çıkmayacak mıydınız Fırat'la? Fırat'ın köyden misafiri gelmiş. Aa, bizden mi çıkmış ne anlamadım. Yayılmışlar bunlar rakılar, mezeler falan. Dayanamadım geldim ben de. Fırat da gelecek belki sonra. Kimmiş o? Necati. Bunların adamıymış eskiden galiba. Münasebetsiz münasebetsiz işler ya. Çok da yardımseverdir ya benim nişanlım. Hayır, koy cebine para, otelde ağırla değil mi yani? Ay ben çok acıktım. Var mı bir şeyler? Tabii. Şadiye.
Alo. Ne oluyor lan? Ya ne oluyor? Alo. Ne oluyor? Şadi. Bırak. Ya ne oluyor? Bırak. Ne oldu? Kız kardeşi aradı yıllar sonra. Arıyorduk ya biz hani. Kız kardeşi mi? Şey olmamış mıydı ya ailesine? Ne dedi? Bir şey diyemedi. Kapandı. Kapalı şimdi de. Bada 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 bada. Gülersin tabii. Mamiçken geldi, keyfin yerinde. Mamaçka. Eşek sıpası. Abi. Misafirim var abi. Lan sen niye laf dinlemiyorsun? Ben senin lafını ne dinleyeceğim? Sen benim anam mısın, babam mısın sen benim? Sen... Şadi. İrina. Ha ben anladım. Anladım ben. Sen burayı böyle sığınma evi falan yapacaksın galiba. Ha Babür. Abi. Babür öldü. Bundan sonra bana Sermet diyeceksin. Sermet abi. Yalnız dikkat et. Sermet Babür kadar iyi kalpli değil. Götürün lan bunu. Çenesini kapatana kadar da kapısını açmayın. Sen nereye götürtüyorsun lan sen? Yürü! Nereye götürtüyorsun? Yürü! Sana göstereceğim lan. Yani söyle çocuklara nazik davransınlar. Ne de olsa Nari'nin kardeşi. Ulaşılmıyor. Bir şey oldu beni ararken. Benimle konuşurken bir şey geldi başına. Açık açık ben Şadiye'yim dedi mi? Evet. Mesaj geldi. Ha babamda. Ya belki babanla Şadiye birliktelerdir. Ne diyor? Bu tipleri tanıyor musun? Seni takip eden kadın kısa saçlısı. Uzun saçlı sarı olan da patronu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.